Modern köleliği okuyayım. Modern köleliği. Aynen. Aynen. İbrahim çok istiyordu. Hadi bakalım. Hiçbir zaman ortadan kalkmamış, modern kölelik hiçbir zaman kalkmamış kardeşim. Suret değiştirmiş. Kölelik aynen devam ediyor. Hiçbir zaman ortadan kalkmamış, yalnız suret değiştirmiş. Modern cihazlarla sahası ve sinsiliği daha da geniş alana yayılmış. İnternet, televizyon, kredi kartları insanlara zaruri olmayan şeyleri zaruri olduğuna inandırılarak ırk, din ayrımlarla körüklenmiş. Mesela size bir köleliği anlatayım. Eskide satın alıyordu birisi. Akşam onun tarlasına çalışıyordu, öyle. Ama özel hayatına karışmazdı. Karısı vardı, çocuğu, o kölenin. O, iyi dinleyin ama bunu. O sahibine aitti onun geçimi. Öyle değil mi? Geçim derdini düşünüyor muydu? Bak şimdi daha beter olduğunu göstereceğim. Geçimini düşünmezdi. Evini, barkını düşünmezdi. Evini vesaire hep o karşılar. Adam bir ne yapardı? Sırf çalışırdı. Başka derdi var mıydı? Yok. Yok. Şimdi kredi kartıyla evde kira aynı oturduğu eve. Kafasında yani. Ha kirada oturmuşsun, ha aynı evin sahibisin. Kirada oturursan her ay veriyorsun. Ev sahibiysen onun kredini ödüyorsun. Aynı şey. Yani ödüyorsun. Bak şimdi. Bir kredi kartıyla peki ne ödüyor? Bir, akşama onun işine çalışıyor. Aleyküm selam Yakup abi, hoş geldin. Akşama onun işine çalışıyor. Ve kendisine hiçbir şey yok. 25 sene bir evin kredisini ödemek için çalışıyor. 25 sene. Lan 25 sene yaşayacağın malum mu? 25 sene. 25 sene. Peki bu adam o krediyi ödeyebilecek mi? Ailesini geçindirebilecek mi? Zaruri ihtiyacını giderebilecek mi? Bunlar ek. Eskideki kölelik neydi? Sırf tarlasını düşünürdü. Geçimini, iaşesini efendisine aitti. Şimdi modern kölelik ise kartla seni öyle bir köle etmiş ki. Bak, çalıştığın hep ona gidiyor. Yetmiyor, ek yapmış. Aileye sana yüklenmiş. Eskide efendi sana yüklerdi onu. Efendiye aitti onu. Aynı eve oturuyorsun be kardeşim. Aynı evin hak kredisini ödüyorsun. Ha kirasını ödüyorsun. 25 sene. Ömrün onunla geçiyor. Ben öyle insan biliyorum ki her ay verdiği parayla borcu azalmıyor ama artmıyor. Devamlı sabit. Her ay 4000 lira para ödüyor. Nesini? O sabit tutuyor borcunu. 120 bin, 130 bin mi ne borcu var bankalara. Her ay 4000 lira para veriyor. Katlanmasın diye. Peki verdiğince azalıyor mu? Yok. Ne kadar ödeyeceksin dedim. Sonsuza kadar. Faiz işliyor yani. Azalmıyor. Anladın mı? Modern kölelik. Yani hiçbir zaman kölelik değişmemiş. Suretini değiştirmiş. İnternet akşama böyle içine girmiş. Kız veya oğlan odadan çıkmıyor. Eskide sofra sererdik. Kestane pişirirdik. Mısır patlatırdık. Patates kızartırdık. Pişirirdik, yerdik. Şimdi odada çıkıyor kız, oğlan çıkıp da ortada bir yemek yemiyoruz. Çay içmiyoruz. Herkes alıyor çayesini, kahvesini odasına geçiyor. Yani girmiş bunun içine. Girmiş sanal dünyada. Eskide savaş vardı. Şimdi sanal dünyaya adamı sokmuş. Tamam. Artık böyle hayal dünyasında yaşıyor. Bir şahsiyet kazanamaz ki bunun. Sonra annesi dese ki kızım hadi gel mutfağa işte şu bulaşıkları şey yap. Anne! Amma yaptın ha. Hep ben mi yapacağım? Hiç alakası yok yani. Niye? Odada kraliçeydi. Uşakları vardı. Bir sürü şeyleri vardı. Şimdi hani bulaşa çağırıyor. Nasıl gelsin odasında? Bir bakıyorsun. Adam elinde telefon veya kumanda. Karı mutfakta televizyon. Yani nasıl çıkmışsa mutfağa da telefon. Televizyon. Bir tuvalete konmamış. Ya. Tuvalete de ben gördüm bir yerde. Birkaç yerde gördüm. Tuvalette otururken kitaplık var. Dergi şeyi var. İnan gördüm böyle.
O kitap ve dergi koyma yerleri var. Tuvalette otururken onları karıştırıyor. Acayip bir şey yani. Şimdi internet, televizyon, kredi kartları. Zaruri olmayanları zaruri, hacatı gayri zaruri, zaruri duruma getirmiş, adamları köleleştirmiş. Eskide sırf efendisinin tarlasına çalışırdı köle. Şimdi bu adam çalışıyor, ona çalışıyor. Zahirde bir hürriyet gibi gözüküyor yani. Ama ne hürriyeti? Sabahtan akşama kadar onun adına çalışıyorsun. Borcun da azalmıyor ki. Verdiğin, kazandığın para senin faizini artırmıyor, dibe de gitmiyor, azalmıyor. Azalsa ne olacak? 25 sene ya. Adama çalışıyorsun ya. Yani haram, her yerde haram işte. Zorla, kanunlarla, dayatmalı çalıştırmalarla mesela. Zorla. Eski elleri, kolları bağlanarak gemilere, trenlere konularak götürülüyordu. Şimdi ya savaş göçleri veya insanların geçim zanlarıyla götürmeleri, Avrupa mesela. Eskide gemilere, trenlere konup göçe orada iş yaptırılıyordu. Ya tren ocakları şeylerinde. Şimdi bakıyorsun geçimden altında ailesini, memleketini, şurayı burayı terk etmiş, almaya gitmiş. Sen ne zannediyorsun orada? Tuvaleti temizliyor, havalimanlarını temizliyor, onların işçiliğini kaldırıyor, bilmem nesini yapıyor. Akşama ne Asilay Rahim'i var, ne dini bayramları var, ne din bayramları var ya, Ramazan, Kurban Bayramı. Kılamıyor, cumaya da gidemiyor yani. Yani mutfak, tuvalet, yatak, iş, dikdörtgen içinde, mutfakta da olur. Tuvaleti boşalt, yatak, iş, bu dikdörtgen içinde yaşayıp gidiyor. Neresi sür? Yani insanın fıtratının iktiza ettiği hayat böyle mi? Böyle mi bir hayat sergilenmesi lazım? Tehdit, aldatma, dolandırma, imkanlarını ve gücünü kötüye kullanma. Memursan, amirsen, yani bitirmiş adam. Kafa kaldıramıyor ki. Ne izzeti kalmış, şeyi kalmış. Yani modern kölelik. Kölelik bitmedi. Surat değiştirmiş, suretini değiştirmiş. Borçlandırmak, ahlak dışı yayınlarla cinsellikle köleleştirme. Mesela tezgahtar alınacak diyor, kadını seçiyor. Cinsiyetini kullanıyor. Ahir zamandaki kölelik nitelikli köleliktir. Niteliksiz değil, nitelikli köleliktir. İsrafla köleleşmek, yani en büyük sebebi ne? İsraf eden onun damına düşer. Gelir gidere denk olmayınca, ben çok ilgimi çekmiştim. Ya bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 25 tane değil mi? 5. şuada. Evet. 25 tane. 23. 23 mu? 23 tane. Hiç düşündünüz mü? Birincisi nedir? 5. şuada Süfyaniyetin hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanın sebebi olan Süfyan'ın 23 tane şey olacak. Süfyan oldu. İlk nedir? İsraf. Yenidelik. Ya israf. İsrafı şey zannediyor böyle, yemek arttı, tabağında şey yapmak, kardeşim hayatta ömür israf. Mesela tarihçi hayatta diyor ki ustad için, ustadın iktisatçılığı diyor, yeme, içme, giyme gibi değil, o basit diyor. Hayalini bile israf etmiyormuş ya. Tarihçi de geçiyor. Şimdi bakın kardeşim, gelir gidere denk gelmeyince hayatlar tarmalmış. Mesela sabahtan akşama devlet dairesine veya bir yerde çalışıyor, yetmiyor. Çıkıyor oradan isportacılık yapıyor. Yani israfla köleleştirilmiş. Köleliğin en temelinde israf var. İsraf yani sen. İsraf olanlardan bir tanesi de budur. İsraf senin sefahatte, sefahatin muhalebi dedi ya. Ha, aynen öyle. En yaygın kölelik çeşidi de budur. Gıda ile köleleşmek ki lezzetin kölesidir. Mesela cinsellik köleleştirmesi yani... Zevk tuzakları, o da köleleştirilmiş. Borçlandırarak insanlara boyun eğdirilmiş. İnsanların hırslarını tahrik ederek doymak bilmez kuyulara atılmış. Hırs, o da köleleştirmiş. Devamlı enflasyonla oynayarak borçlandırılmış. Devamlı borç. Yani enflasyonla yapılıyor. Kimin için çalışıyorsun? Kimin için çalışıyorsun? Bankalara. Bankaya yatırılan her para en sonunda ona dönüyor.
Hep ona dönüyor. Eski köleliklerde onun evinde kalıp onlara çalışılıyordun. Şimdi de zahirde senin ev zahirde ama 25 sene onun evine oturuyorsun. 25 sene onunla çalışacaksın. Senin hakikatta bankaların hipoteği altındaki evde kalıyorsun. Ve ödemek ömrün geçiyor. Bu şimdiye kadar bulunan en dahiyane kölelik de bu ya. Dahiyane kölelikleştirilmiş. Bu kazanılmış savaşın sonucunda köleleşmenin ifadesidir. Mesela eskide savaşta oluyordu köleleşme. Şimdi galip oluyordun, o insanları köleleştiriyordun. Şimdi o savaştan artık terki mefki ediyor diyor ustad değil mi? Yani devletler savaşı tabakayı terki mefki etti. Yani insanlar böyle terördür, ekonomidir, internettir, hırstır, israftır, zevk tuzaklarıdır. Bunlara dönüştü savaş. Mesela öyle bir oyun getiriliyor telefon, bilgisayar. Çocuklar bakıyorsun metrolarda, internetlerde, uçakta herkes aha. Gerçi şeyden kurtardı böyle. Etrafında haram seyretme kalmadı da. Böyle herkesin kafası içine. Buraya baktığını zannediyorsun. Hayır, buraya giriyor. Kafayı soktu. Orada yaşıyor. Yani sanal dünyada neyi gerçekleştirecek? Şahsiyet mi gelişecek orada? Sanal dünyaya girmiş. Artık kişilik ve kimlik yozlaşmış. Kim var ki? Bakıyorsun sakalı usta öyle diyor. Sakalı çocuklar diyor. Bakıyorsun 50-60 olmuş. 30 olmuş ya, 20 olmuş. Kafasına bakıyorsun o çocuğun. 20 yaşında delikanlı, 15 yaşındaki bir çocuğun. Eskideki o muhakeme, Yakup abi bilir. Eskide 20 yaşındaki insanın muhakeme ve muvazenesi, şimdi belki de 30 yaşında insanlarda yok. Eski insanlarda o muvazene, o muhakeme, o şahsiyet. Şimdi bakıyorsun 30 yaşında insan, çocuk gibi ya eskiye göre 15 yaşında, 16 yaşındaki insan gibi şahsiyet oturmamış ya. Oynak bir şahsiyeti var. Neyin doğru, neyin yanlış, estiği gibi hareket eden, yani bir kalıp bir usulü olmayan bir şahsiyetler türemiş. Yani ahir zaman. Mesela diyor köleliği bıraktı ki ecile bırakacak diyor üstad. Evet, 5 tane şey var üstad. Mesela esirlik vardı, kölelik vardı, ecirlik var o mesela. Ecir, ücretle. Sonra, şimdi ecir vardı, sonra ne olacak? 4 tane de bir tane de var. Hissedar olacak. Yani fabrikaya çalışmayacak. Çalışacak, başkasına değil, kendi fabrikasına çalışacak. Hisse verilecek. Yani çalıştıkça maaş alacak ama aynı zamanda fabrikaya da hisse olduğun insan ecirlik de istemiyor. En son olmayacak yani. Yok. Ondan sonra zaten öyle bir şey çıkacaktı ki işareteceğiz da artık o çalışmak da kısmen kalkacak. Bir maden çıkacak diyor. Arzın karnında bunu kaldıracak diyor. Evet. Burayı bir de okuyayım. Eski köleliklerde onun evinde kalıp onlara çalışıyordun. Şimdi de zahirde senin hakikatta bankaların hipoteği altındaki evde kalıyorsun. Ve ödemek ömrün geçiyor. Bu şimdiye kadar bulunan en dahiyane kölelik. Bu kazanılmış savaşın sonucunda köleleşmenin ifadesidir. Bu en korkunç savaştı. Kaybettin. Yani bir şey yapayım. Mesela borç da ödüyor. Borcunu borçta. Öyle 3-4 tane bankayla güya döndürüyor. Ondan sonra ekseriyetle ne oluyor? İntihar ediyorlar. Ya. Çünkü bir de şu var. Kartla alışveriş yapınca cebinden bir şey çıkmadığı için kartı veriyorsun gene kartı aldın. Bir şey gitti mi zahirde? Yok. Kart verdim ben. Kartı aldım. Para olsaydı 10 tane kağıt vardı. 10 tane 100 lira. 2 tane verdim. Oo, 8 tane kaldı. Elinde azaldığını görünce insan hissi bir şey oluyordu. Dur. Ama bu kartı verince kaybettiğini, verdiğini anlamıyorsun. Bu hissidir. Rahatlasınlar diye orada kasiyere de usta marketçine kasiyere de
elbise giydiriyorlar. Yani rahatlama elbisesi olsun. Pembe olur, beyaz elbise olur, yeşil olur. Fıtratta rahatlama rengi kullanılıyor. Yetmiyor. Mesela müziği zannediyorsunuz markette. Bir müzik çalıyor, tamam mı? Müzik. Yani şey, yalnızlığın gitsin. Hayır. Altında subliminal var. Altında aman aman her markette var. Altında şu ses var ama duymuyoruz. Çünkü insanın kulağı 0.10'da 4 ile 0.10'da 7 lambda arasındaki sesi duyar. Onun altındaki ve üsttekini duymaz. Altında şu ses var. Al, 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 almalısın, almalısın, al, 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 al. Ben bunu bildiğim halde markete gittim, bir kolibantı alacağım. Bir kolibantı ya, gireyim. 63 lirayla zor çıktı. Kolibantı 1 liraydı. Müzik şiddeti. Anladın mı? Mesela aldın çıkacaksın, öyle bir yere kasaya koymuş ki hepsini dolaşmak zorundasın. Hepsi, her yeri dolaşacaksın. Yani insanın zaten meyildir. Ama en önemlisi, bak bir daha söylüyorum. Bu kartı çıkarttılar. Para ne demektir biliyor musunuz? Para. Para not aldım demektir ha, Türkçesi. Yani Merkez Bankası'nda bunun parası var. Paraya karşılığında not aldım. Notunu aldım. Ha? Peki Osmanlılar'da niye enflasyon yoktu? Çünkü hani derlerdi ya, duyarsınız. Gavur parasıyla beş para etmez. Osmanlı'nın parası altındı. Onun için enflasyon olmazdı. Şimdi enflasyon ne demek? Elindeki kağıt ile bunun karşılığı olan banka arasındaki fark enflasyon miktarıdır. Onun için eriyor. Osmanlı parası niye erimezdi? Altındı. Kendisi para, kendisi altındı. Şimdi fulus. Fıkıhta fulus diye geçer. Onun karşılığı. Peki Türkçesi ne demek para? Money money derler ya. Bu not aldım demekmiş. Yani not aldım. Bu kadar şey yaptım, not aldım. Senin bankadaki altınına göre not aldım. Ondan sonra verdiğin zaman diyor ki evet, bunun orada altını var. Alabiliyor. Şimdi kartın tuzağı şu. Verdiğini anlamıyorsun. Çünkü kartı verdin, kart aldın. Bir şey gitti mi? Yok. Sonra çıkacak tabii oyunu. Daha sonra ödeyecek ya. O zaman anlayamıyor ki. Çünkü insan hissi zahire muptela ya. Zahirde ya. Bir de hafızası zayıfsa, yani böyle bizim bu Türk milletin öyledir. Hemen unutuyor dünü. Geçen ayı unutuyor. Bu kazanılmış savaşın sonucudur. Mesela bende kredi kartı yok. Hakikaten yok. Bende yok. Niye? Niye olsun? Param varsa alışveriş yaparım. Yoksa yapmam. Veriyorsun. Bankaya yavaş yavaş öfürüyor. Bir verdin mi elini, gerisi alamazsın. Ustad ne güzel demiş. Şakirtlerini banka men, kapısına men ediyor. Men ediyor. Girmesini yani istemiyor. Kavga kapısını kapatmak için banka kapılarını kapatın. Kapatınız der. Dinleyin tabii. Bu en korkunç savaştı. Kaybettin. Boş toplumları fethetmek, köleleştirmek için kullanılan bir silahtır. Ve faiz onun birinci mermisidir. İnsanların çoğunluğu bundan haberdar olamadığından korkunçtur. İnsanlara devamlı mükemmel, bak devamlı insanlara mükemmel, mükemmel ve mükemmeli göstere göstere kim ne kümese çekmek gibi mükemmeli gösteriyor. Sanki o filmler var ya, o reklamlar, filmler. Filmlerdeki hayat sanki yaşanabilir bir hayatmış. Hep hayal dünyasındaki insanlar. Mesela o filmlerdeki adamlar akıbetlerine böyle YouTube'larda videolar yapmışlar. Ne feci bir şekilde ölmüş o Yeşilçam'daki insanların. Ekseriyeti mutlakası. Ne sefil. Onlar zannediliyor öyle kütler mükler giymiş şurada böyle. Böyle bir hayat yok yani. Yani gösteri gösteri kümesi var ya. Kümesi gidecek tavuğa böyle şey gösteriyorsun böyle. Tane göstere 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 göstere. İçeriye doğru alıyorsun. Bankalar sanki askeri üst gibi kullanırlar o devlette. Bunların merkezi IMF ve Dünya Bankası gibi. Diğerleri şubeleri. Bunu fark edip boyun eğmeyen siyasi ve devlet yönetimlerini suikastla öldürmek ikinci mermileri.
Onu fark etmiş mi? Suikastı böyle. Bize uymuyor musun? Ben, ya devrileceksin, ya hükümet düşecek, ya buna itaat edeceksin. Tamam. Dünya, olmasa da borçlanacaksın yular gibi. Bir milleti ya kılıçta ya da borçta esir alırsın. Osmanlı'ya o para babaları vardı ya, o Yahudilerin, Ermenilerin daha çok ekseriyette Yahudi, Osmanlı'ya verdiği borç paralarla işte gemlediler yani onu. Krediye alıştırır, kartlarla alışveriş yaptırır ki harcadığını anlamasın, yalnız eline aldığını anlasın. Anlayamıyor. En tehlikelisi de devletini borca sok ki bütün halkına hükmedelim. Yani mesela bir halka hükmeteceksin, devlet iş yapacaksın. Devleti borca sok. Mesela Türkiye'yi borca soktun, halkını borca soktun. Yani devleti borca yapmanın sebebi halkına hükmetmek için. Bundan sonra da o devlete dayadığımız dayatmaları kabul etsin. Borcu mu var? Mecburu sana bazı şeyleri imzalayacaksın. Yapacaksın. Daha ileri giderse öz kaynaklarını yok pahasına satarsınız. Devlete borç, MF borçlandır mı? Şu devlete borçlandır mı? Esir oldun mu? O halkı da esir yapacaksın. İstediğin kanunu çıkartacaksın. Çıkartmıyor. Bir ilerisi daha öz kaynakları var, madenleri. Onlara el koyacaksın. Onlara ihale çıkarttıracaksın. Satışa çıkacaksın. Benim şirketim onu alacak. Dolayısıyla seni biraz ferahlatacağım. 1 milyon dolar kredi vereceğim ama veya işte bu kadar yardım burada olmaz, buna da olmaz. Ha bundan kullanacaksın. İlerleyecek teknoloji ağır sanayide değil. Eften püften spor tesislerinde. Efendim insanlara şu kadar yardım, eğitimle altında şunlara bunlara yaparak öyle onu da telafi edeceksin. Yani acayip bir şey ya. Allah'ım bu memlekette yaşanmış, Yakup abi bilir Yakup abi. Şimdi devletten kredi alıyor. Bak devletten kredi alıyor. Aldığı devletteki krediyi devletin sattığı petrol ofis şeyini satın alıyor. Tamam mı? Devletin petrol tesisini satın alıyor. Devletten aldığı borçta şey yapıyor. Borç da alıyor. Devletin sattığı şeyini satıyor. Sonra onu borçtan ödemeye çalışıyor. Böyle bir devirler yaşanmış. Anladınız mı? Buna eğitim sistemini, televizyonlarını, sinemalarını, sağlık sektörünü, adliyelerini, askeri ve emniyet ve istihbarat kurumlarını, kanalizasyon ve su şebekelerini, yayınlarını, sigorta şirketlerini, sana satmalarını sağlasın. İşte bu üçüncü mermi darbeleridir. İşte bu. Yani hususi notları okuyayım ki tefekkürünüzde malzeme olsun. Peki çaresi nedir? Son. Tamam da. Dert imal ettin çaresi ne? İmanını arttırmaktır. Diğer duygu ve düşünce ve isteklerini o imanın vagonlarıdır. Mesela iman arttıkça kanaat artar. Çünkü iman bir nurdur, enerjidir. Realitedir, mahluktur, vücud haricisi vardır. İmanın sureti nurdur ve kuvvettir. Mahiyeti Allah'tadır, mahluk değildir. Hakikati esmadır. İman nurdur, kuvvettir. İman arttıkça kanaat olur, israf etmezsin. Tamam. Çünkü esasatı bulduktan sonra teferruatta boğulmazsın. Böyle basit basit şeylerle köleleşmeye müsaade etmez. İman müsaade etmez, kamil bir iman. Doğruyu bilmek yetmiyor. Doğruyu yapabilecek güce ihtiyacım var ki bu da imandır. İnandığın bir şeyi yapabilmenin gücü imanla olur. Mesela ben köle olmam ama şu kuru ekmeği bu suya batırıp yerim. Bir zat gelmiş böyle. Alışmışlar ya böyle eski krallar, despotların yanına gidince. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına bir tane bedevi geliyor. İman edecek de ayetmemiş yani. Allah Resulüne gelince ama korkuyor böyle, titriyor böyle. O kadar etkilendim ki bu hadisi okuduğum zaman. Böyle çekincesini görmüş, titremiş vesaire. Öyle bir hali var. Bakayım diye. Allah Resulü demiş ki, bilmana hatırımda kalanı söylüyorum.
Benden korkma, endişe etme diyor. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Şuraya bak ya. Yani akıl ve kalp tamircisine bak ya. Bak ne yapıyor? Onunla ortak tarafını buluyor ki. Bak seninle beraber, sen Galatasaray Fenerbahçe tutsak, askerliği beraber yapsak, aynı memlekette olsak bak. Bir beraberlik şeyi ya sebebi. İnsan onunla yakınlık hisseder. Memleketimiz bir veya takımımız bir. Tamam. Olduğu gibi hemen buna bir ortak tarafı koyuyor, bir bağ atıyor. Diyor ki bak ben de senin gibi deyince ha böyle bir güven veriyor ona. Yani mesela askerlik yaptık beraber. Evet asker arkadaş bir yakınlık hissedersin. Takım tutarsın beraber aynı şeyi tutar. Bir yakınlık hissedersin. Bir cemaatin var yakınlık hissedersin yani. Beraber sebebi. Ona da bir beraber sebebi koymuş gibi. Doğruyu bilmek yetmiyor. Doğruyu yapabilecek güce ihtiyaç vardır ki bu da imanla vardır. Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, modern köleliği de okuduk. Şimdi psikolojiden biraz da okuyayım. Ne kadar oldu? Bir saat oldu. Kesiyorum. Bak bakalım. 54-55 dakika. Yeter. Peki. İnşallah yarın da aynı başka bir konuda devam ederiz. Ama yarın Kur'an psikolojisi. Kur'an'da sure ve ayetlerde psikolojiyle bakarak deme, yap, yapma, git, gitme. Onu yazmıştım hapishanede. Onu okuruz. Şey olsun. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.